Başkan nasılsın? Sağ ol abi, çok şükür, size nasılsın? Sağ ol. İyi kovalı. Nasılsın? Sağ ol. Yok, var mı? Beni de yemeğe varmış. Sen aşkım. Aynı işler. Allah bol kazançlar versin. Aynı işler. Sağ ol. Arkadaşlar. Babazı Zafara. Canım. Anlatma bak kaç para. Başkan. Sağ ol. 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 Başkan hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın başkan? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi başkan. Başkanım ne diyorsun? Sağ ol. Ben de sana yapıyorum. Seni çok sevmem. Aslında bak. Özellikle de yaz sezonlarında bizim 7.700-8.000 nüfusumuz var ama yaz sezonlarında 20.000'de geçiyor. Pazarımızda gayet bir kalabalık oluyor. Dışarıdan esnaflarımız geliyor. Tam bulunduğumuz yerde bizim bir inşaat projemiz var. Mimarisi bitti, inşaatın projesini yaptırdık. Burada bir 30 tane dükkan, arka taraf kısmı sanayi dükkanları, ön kısmında cadde dükkanları olmak şartıyla 30 dükkan. Üzerinde de 36 tane daire projemiz var. Projesini yaptırdık. İnşallah buraya temel atacağız. İnşallah da başlayacağız. Buranın yeni bir pazar yerine kavuşma ihtiyacı var. Pazarcılarımızın da sürekli pazar yeri ihtiyacı duyduklarını biz biliyoruz zaten, olduğunu da biliyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanım, Selahattin Başkanım buraya geldiğinde bu pazarcılarımıza bir sözü vardı. Kuruncak Belediyesi ile beraber kendisinin yardımlarıyla, Büyükşehir'in desteğiyle inşallah buraya bir kapalı pazar, köy pazarı veya da semt pazarı olaraktan kapalı pazar kazandıracağız ilçemize. Kulunçak'ın merkezi inşallah Kulunçak cazibe merkezi haline gelecek. Nedeni bir, termalimiz var. Burada sıcak su 40 derece. Ilıcakların bir idari neler yaptı. İşletme, otel yapmayı düşünüyorlar. Kendileriyle görüştüğümüzde onların da projeleri şu anda proje aşamasında. Termalin çok zengin mineralleri olduğu suyun. Birçok hastalığa iyi geldiği. Geçmişten beri dedelerimizden duyduğumuz şekliyle. İnşallah o termalı buraya inilecekler, kazandıracaklar. Bir o, bir de malum geçen Bakan Bey'in de açıkladığı gibi madenlerimiz var bizim. Toryum, uranyum, bizim toprakları, dağlarımızın hepsinde maden dolu ve çok zengin ocaklar, yataklar var. İnşallah Kulunçak'ımızda, Malatya'mızın da Türkiye'mizde yüz akı olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Ben size güveniyorum. Allah'tan bir iş olmazsa, bir aksilik olmazsa çünkü... Arkadaşlarım ve pazarcılar adına size teşekkür ederim. Allah'a çok güzel çekildin. Yeni yaptığımız yatırımlardan, projelerimizden birisi burada... yan taraftaki bitmiş olan binanın %40'la teslim aldık biz bir önceki başkanımızdan. Geri kalan %60'ını biz tamamladık. Hak sahiplerine de devrettik tapularını. Vatandaşlara teslim ettik. Oturuyorlar orasında şimdi. Onun devamı olan bu projeyi de biz ihalesini yaptık. 16 tane dairemiz var burada. 3 tane, 7 tane ofisimiz var. 3 tane de dükkanımız var. Burası da 11.30'da inşallah teslim olacak. 12. ayda teslim edecekler. Biz de burayı bir kısmını zaten ihaleyle dükkanları satacağız önümüzdeki hafta. Talep var. Demin de konuştuğumuz gibi işte Kulunçak inşallah cazibe merkezi olacak. Kardeş çakma, beni niye çakıyorsun? Kupan oldum. Bu bölgedeki projelerimiz tabii ki ilk etapta burası 89-88 yıllarında, daha doğrusu 80'den önce 80'li yıllarda yapılan bir dükkanlar. Bunların komple çatı, doğrama, giydirme işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki hafta söküyoruz burada şeylerini. İnşallah buraya güzel bir proje yaptırdık. Güzel görüntüsü güzel olacak. Çarşı merkezimizin zaten yer şeyimiz burası, merkezi. Buradaki şu da arka tarafımızda gözüken burada 4-5 tane bir eski asıllık diyeyim yani dükkanlar vardı, ucube denecek şekilde. Onları kamulaştırdık. Kamulaştırma sonucunda inşallah yerlerine buranın daha güzel, Kulunçak'ımıza layık binalar yapacağız. Bir gençlik merkezi projemiz var. Onu tabii ki buradaki tek şahsın, bu tepedeki şeyden arsanın bir tanesi şahsa ait. Orayı da kamulaştırdıktan sonra buraya bir gençlik merkezi yapmayı düşünüyoruz. Sen bir iki göster.